İnsan evladı doğar, büyür ve ölür. Mühim olan yaşar iken doğru amel işleyip Allah'ın takdir ettiği vakitte gözlerimizi kapadığımızda hak terazisinde sevaplarımızın ağır basmasıdır. Başın hani sağ olsun Özcan. Allah rahmet eylesin. Sağ ol Radi abi. Diyor. Dostlar i̇şte sağ olsun. Ahirette de aynı o videolar gibi işler. Pek de geçmiş oğlum amcan. Kalp falan mı vardı? Yoktu işte. Ondan gitti. Hazır olan. Pardon hocam. O gün geldiğinde hazır olan melekler... Çok çekti amcam, çok. Yaşlılığında çocukları hiç ilgilenmediler. Sonunda da huzur evine kapattılar adamı. Yapma ya. Huzur evi yaşlılar huzur bulsun diye yapılan yerler değilmiş Radi abi. Yaşlıları iteleyelim de evde huzur olsun diye yapmışlar resmen. Doğru, doğru. Cennetin sonsuz nimetlerinden faydalanacak. La bizim Niyazi dayının da vakti geldi ha. Onu da bir huzur evine kakalasak ne güzel olmaz mı? Kendim için değil oğlum. Niyazi dayı düşündüğümden. Son zamanlar kafa iyice gitti. Geçen tutturdu O Ses Türkiye'ye katılacağım diye. He, Seda Sayan'a basacağım. Sen kimseye basmıyorsun Niyazi dayı. Sen şarkıyı söylüyorsun. Jüri basıp sana dönüyor. He işte. Seda Sayan'ı döndüreceğim. Kendi aramızda konuşmazsak ey cemaati Müslümin. Hocam biz konuşmuyoruz. Özcan konuşturuyor. La Özcan ne konuşturuyorsun oğlum? Sonra hoca bize kızıyor. Tövbe estağfurullah, tövbe. Çünkü yarın bu fani gibi hepimiz gelip... Abdestim yok la benim. Radi abi biraz sessiz olalım mı? Abdestim yok galiba benim. Var mıydı? Ben yok muydu? Radi abi aldım diye hatırlıyorum ama almamış da olabilirim. Radi abi ne oğlum Radi abi. Burada çok önemli bir şey düşünüyorum. İçinden düşün abi. Konuşmana gerek var mı? Bende fazla var hadi. Vereyim sana. ...bulduğu zaman... Dayı sen çıkar mısın dışarı? Ha, imamla papaz olduk. Çık dayıcım, sen kenara çık şöyle. Çık dayı. Kazasını kılarım. Şu huzurevi işini bir düşünek biz. Recep amcadan geriye bir bu köfteci dükkanı kaldı. Çok iyi köfte yapardı Recep amca. Öyle meşhur değildi ama bilenler çok severdi. Burayı ayağa kaldırırsak amcam da huzurla yatar mezarında. Sen hiç kafana takma Özcan. Reklam ve PR benim işim. Instagram'da bir hesap açacağız. Bir hafta içinde burada boş masa kalmayacak. Vedat Milor'a mail attım. İnşallah okur da gelir bir gün. Ben de geçen Hande Yener'e yürüdüm DM'den. Dur bakalım cevap verirse. Hadi köfteyi iyi kötü yapıyoruz da müşteriyle nasıl ilgileneceğiz Radi abi? Ben şimdiye kadar çiklet bile satmadım. Ha! Oğlum benim gençliğimde lakabım Mutlu Son Radi'ydi. Müşteri memnuniyeti benden sorulur. İzle beni şimdi. Evet efendim, sizin bir köfte vardı. Evet. Al sana bir köfte. Acı olsun mu? Olsun. Acıyı da koydum piyaz. La. Al sana piyaz. Ben ekmek istemiştim. Al sana da ekmek. Afiyet olsun. Ne yaptın Radi abi? Neden dövdün müşteriyi? İlk günden batacağız senin yüzünden. Ha! Sen öyle san Özcan. Devir değişti oğlum. Millet artık restorana yemek yemeye değil, atraksiyon yaşamaya gidiyor. Gör bak yarın sabah Nusret gibi alıp yürüyeceğiz. Burası ana baba günü olacak. Sen domates istiyormuş Şişko. Hop koydum domates. Çekil geri. Seninki acısızdı. Al sana acısız çocuk adam. Yeşil soğan. Olur. Çekil şimdi kenara. Niyaz dayı gel buraya. Azıcık yardım et Niyazi dayı. Bak burada tek başıma yetişemiyorum. Ben ne yapayım lan? Al bir soğumun ekmek. Allah ne verdiyse giriş. Millet bundan anlıyor çünkü. Sıranın arkasından başla. He tamam. Sen ne istiyorsun la benden? Ben lavaşın arası. Al sana lavaş. Çekil şimdi kenara. Evet sıradaki. Radi abi. Sıçtık mı Radi abine? Sen ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum Radi abi. Biraz sakin mi olsan? Hızımı kesme Özcan. İşletmemiz günden güne büyüyor. Sen git paraları say. Şey ben bir ayran. Al sana da ayran. Vedat Milor'un ekibinden aradılar Radi abi. Birazdan buraya geleceklermiş çekim için. Ha müthiş. Gözünü seveyim adama düzgün davran abi. Sakata gelmeyelim. Sen bana bırak oğlum. Vedat Milor buraya kesin benim namımı duyup geldi. Ben de ona ayrı muamele yapacağım. Geçtiğimiz günlerde bir takipçim mail atıp nazikçe davet etmiş. Biz de kıramadık, bu güzel aile işletmesini ziyaret edelim dedik. Bakalım köftesi nasılmış. Buyurun.
Benim en sevdiğim köfte dananın kaburga ve döş kısmından çekilmiş kıyma ile yapılandır. Bir keresinde İnegöl'de denemiştim. 12 saat arayla iki kez yoğurup piştikten sonra tereyağı ile... Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim öncelikle rahmetli amcamızdan yadigar ızgara köftemizle başlayalım dilerseniz. Ardından diğer lezzetlerimizle bir bir dadarsınız. Memnun olurum. Acı ister misiniz? Acı severim. Nereden alıyorsunuz biberi? Efendim biberimiz Gaziantep'ten otobüsle geliyor. Güzel. Kullandığımız tereyağı ise Erzurum'dan kendi ineğimizden. İneğe iyi bakarsanız güzel süt verilmiş. Tabii tabii. 2+1 kombili ev tuttuk. Vallahi sabırsızlanıyorum tatmak için. Umarım beğenirsiniz. Yalnız tabak sıcak dikkat edin. Peki. Ha. Vur Nusret. Afiyet bal şeker olsun. Şikayetçiyim beyefendi. Dana kolla dövdüler beni. Yeşil soğanla vurdular. Orta kulağımda tereyağlı İnegöl köfte var. 3 ameliyat gerekecek. Anladım Vedat Bey. Bu şey köftecisi mi? Hani köfteci radyosta meşhur. Aynen öyle efendim. Ağzımı burnumu kırdılar. Ya ben de hanımı alıp gideyim diyordum ne zamandır. Kısmet olmadı. Bizim çocuklar YouTube'da izlemiş. Tutturdular gidelim diye. Evet gidip bir bakalım o zaman biz. Gerekirse işten başlatırız. Evet acısız çift lavaş. Yanımda piyaz. Ayran da geldi. Çekil kenara. Sıradaki gelsin. İşte bu adam memur bey. Şikayetçiyim. Köfteci radyo usta siz misiniz? Evet. Buyurun. Radyo usta çoluk çocuk senin en büyük hayranınız. Bir gün cümbür cemaat gelip... hakkınızda şikayet var da. Neden ki? Müşterileri tartaklıyormuşsunuz. Dükkanı mühürlememiz gerekiyor. Nasıl? Yapmayın memur bey. Burası bizim ekmek teknemiz. Maalesef. Mühürlüyoruz. Ama... Evet haklısınız. Biraz ileri gittik. Nusret'le başladı bu furya. Ardından ipini koparan katıldı. Kebapçısı, etçisi, pilavcısı, çiğ köftecisi... Nerede ne kadar manyak varsa meşhur oldu. Eskiden lokantalar nezih yerlerdi. Şimdi sırf story çekmek için dayak yemeye gönüllü giden insanlar... Ve onları eşek yerine koyan işletmecilerin yeri oldu Türk mutfağı. Senden de özür dilerim Özcan. Amcanın güzide işletmesini Moskova devlet sirkine çevirdim. Ama bir şans daha verin memur bey. Bir kerelik affedin. Söz bundan sonra işimi daha düzgün yapacağım. Vedat bey. Peki, beyefendiyi affediyorum. Teşekkür ederim Vedat bey. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Bir köfte yer miyik? Hadi alalım bir ekmek arası. Özcan şu huzurevi işini bir...